Hesaplarsan 350-450 falan. Milyar yani hesap, milyar tabii. 350 milyar yani lira. Yani bir ev parası. Belki tabii. Ne hani hesaplarsan belki daha çok çıkar. Şimdi Adel'in daha önce de bir beraberliği olmuş. Evet. Sonra oradan galiba bir tane çocuğun var. Evet. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Sonra o kişi de çok iyiydi diyor. Sen anlat istersen. Yani o kişi... O iflas etmiş. İflas etti. Biz de ayrıldık. Anlaşarak ayrıldık tabii. Evet. Altınları bana kaldı. İstememiş mesela onları yok, geriye. Yok istemedi kendisi istemedi. Sen onları da bozdun. Onların hepsini. Zincirimi de boynumdan çekerek aldım. O zincir dediğin o kalın zincir. Evet. Niye veriyorsun boynundan ya? Kendisi kemer altının içinde zaten bileziklerim gitmişti vermiştim onları. Bunu da vereceksin dedi. Çekti gitti, aldı gitti götürmüş kuyumcuya satmış. Zaten ben kuyumcuya gittiğim zaman dedi zincirini de geldi sattı dedi burada. Yani ama ne niyetle alıyor senden ne yapacağım diye istiyor bunları. Şu şekilde kullanacağını söylüyor galiba. Bu işleri evet yapacağım diye. Hayla illallah ya. Hayır ama işte bak yine ava giderken avlanıyorlar. Evet. Yani şimdi orada kaç tane bidon var? Bilmiyorum. 8-10 tane bidon var sanki. Evet. Bu adam bir niye kaç tane var bakayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16 tane bidon sayabiliyorum burada. Evet. Yani siz 16 bidon altın alacağız diye. Evet. Onların içinde böyle o üstüne koyduğu altın da yanındaydı. Bir tanesi var öbürlerini attık zaten. Büyü mü var dedi üzerinde. Allah. Hala daha büyü vardır diyor ya. Bu da altın ben atmadım tabii. Bu altın değil ki. Edi zaten sirke gibi bir şey. He? Dur bakayım ne yazıyor bunun üzerinde? Evet, bu altın değil ki. Sarıydı o, kararmış. Ben de altınları nasıl bıraktılar diye düşünüyorum. Ne bu be? Tabii burada 450 bin verip bunun 10 katını, 20 katını alma hevesiniz var. Yani biraz da sizi hem korkutarak hem de vaatte bulunarak yani evet, bundan çok daha fazlasını elde edeceksiniz diye kandırma söz konusu. Yani burada Müge Hanım'ın söylediği gibi biraz da ava giderken avlanmak var. Ama demin telefona bağlanan 1889 ve... mu yazıyor üzerine bunu? Ne yazıyor? Sevcan gel bakayım senin gözün daha iyi görüyor. O eski para falan olmasın? Ya bu şey ya bu bir yurt dışı parası da. Üzerine okuyabilsek hangi ülke olduğunu anlayacağız. Bu bir şey yani bir para. Ne yazıyor burası? Victoria. Ha. Şu ışık geliyor mu? Evet. Geliyor mu? Ha. Sterlin filan mı İngiliz Victoria'dan mi? T.D. Victoria dediğine göre İngiliz parası. İngiliz de olabilir. D'de yazıyor. Şurada da D'de yani bu bir ülkenin yazıyor parası. Burada da 1889. Oo, bu bir ülkenin, tarih. Hayır hayır. Bu bir ülkenin parası. Bizim hani 25 kuruş gibi. Tabii tabii tabii. Şey gibi öyle bir şey ya yani. Ya da bir 1 cent gibi. Özür dilerim 1889 imalatıysa zaten tarihi değeri var onun. Tabii bunları bir avuç dolusu yok, anneme veriyor. Ne diye veriyor? Tedavülden kalkmıştır zaten onun. Tarihi değeri var. Bunları bir avuç anneme veriyor. Sakın bunları açma. Açarsan çarpılırsın. Annem de bunları saklıyor tabii. Bizimkiler ne kadar ısrar etse de bakalım. Vermiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar çarpılmaktan korkuyorsunuz abicim yani? Ben... Kesinlikle ne öyle ben bir şey ben yok. Vermişsin bütün kolundaki bileziklerini, altınlarını ne? Adama vermişsin de ne ben? Hepiniz girmişsiniz o şey. Şimdi sen beni yok yani nerede? Sen de kalmışsın. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'in en önemli şeylerinden bir tanesi inanç sahiplerine akletmez misiniz ki der. He? Akletmez misiniz ki? Ey insanoğlu akletmez misiniz ki? Evet. Yani akıl etse bundan hiçbiri başına gelmeyecek. Evet. Allah Allah. İşte insanların ya bu, evet, bu zafiyetinden bir şey, yararlanma. Bu, yani bir İngiliz parası anladığım evet kadarıyla. Ondan sonra ama internette de satılıyor bunların gerçekleri ama ben bunun da gerçek olduğunu sanmıyorum yani tutup da böyle ya bir şey size verecek. Bir avuç mu var sizde bundan? Bunlardan bir avuç vardı anneme vermişti bir tanesini de babama veriyor. Ha. Babam gidiyor kuyumcuda satıyor. Satıyor yani onu. Babası dediği kişiyle de gidiyor. Sahtesiniyle bilmem nasıl karıştırmışsa. Bir tane gerçek altı gerçeği gibi veriyor bir şey. Onlara. Bir tane gerçek veriyor bu evet oradan çıktı diyor. Evet. Sizi... Diğerlerini tepsi de sahte veriyor. Ben yoktum o ara. Tepsi getiriyor. Tepsinin içinden alıyor. Gerçeğini buna veriyor. Marifet. Aynen.
El çabukluğuyla artık. Ama o kadar üst üste bak, bir değil, iki değil, evet, üç değil, dört değil, beş defa akıla hiç uymayan uygulamalara evet diyorsunuz. Değil mi? Sen bir kere zaten niye sosyal medyadan biriyle tanışırsın? İşte. Şimdi bak gene, yani niye yapıyorsunuz böyle bir şey ya? Ya bak arkadaşlar söylüyorum, gerçekten bu sosyal medya işlerinden bırakın yani. Eğer bu zaten çok kullanılacak bir şey olsa beni tanıyorsunuz. Ben kullanırım ya. Yani ben niye hiç sosyal medya kullanmıyorum? Ya bir düşünün bakalım yani. Hani ki benim işimle de ilgili kullanmam da gereken şey, yine kullanmıyorum. Kim olduğu belli değil, ne olduğu belli değil, hangi fotoğrafı koyduğu belli değil. Sizin oraya yerleştirdiğiniz fotoğrafların nerede kullanacağı belli değil. 50 kere söylüyorum, çocuklarınızı kullanmayın, kendi fotoğraflarınızı koymayın, aile fertlerinizin fotoğraflarını koymayın. Siz oraya alıyorsunuz, çocuğunuzu okula giderken bir fotoğraf koyuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bütün dünyaya benim çocuğum şu okula gidiyor diye gösteriyorsunuz, etiketliyorsunuz. Yarın bir gün o sizin çocuğunuza göz kayacak, birisi gelecek o çocuğu okulun önünden alıp götürebilir. Yani insan kendi aile fertlerini, nerede yaşadığını, hangi okula gittiğini, kaç yaşında olduğunu, ne olduğunu anlatır mı bu kadar? Ben bunu okumadınız mı? Ben diyor adam buradayım diyor, lokantadayım, tatildeyim diyor, gidip evine soyuyorlar. Yani bunlar yaşandı şimdi, hala bunlar yaşanırken hala sosyal medyada ben tatildeyim, benim çocuğum burada. Yani inanılmaz bir teşhir merakımız oluştu. Giydiğimiz kıyafetten, gittiğimiz yerden, yediğimiz yemekten, yaptığımız dostluktan inanılmaz bir teşhir. Yani eskiden bunları söylemek, hani yediğiniz yemeği söylemek, gittiğiniz yeri bildirmek, bunlar ayıp sayılırdı ama bugünkü sosyal medyayla hiç özeliniz yok. Ama olmaz. İnsanlar çocuklarını da bakın çocuklarını da kullanamazlar. Bunu herhangi bir ne olursa olsun insan çocuğunu kullanamaz. Bakın bununla ilgili yurt dışında açılmış davalar var. Mesela çok ünlü bir kadının oğlu gitti dava açtı. Dedi ki annem benim fotoğraflarımı kullanıyor dedi. Ve gitti dava açtı, kullanamaz dedi. Kullanamazsınız yani. Bir insanın çocuğunun fotoğrafını kullanma hakkı yok. Yok. Ya bunlar ne kadar saçma sapan şeyler. Yani ya burada hukuksuzluk var. Bakın hukukun işlediği yerlerde, bu alanlarda bile değil mi? Diyoruz ki hukuk işlemiyor, geç işliyor, niye öyle oluyor, niye böyle oluyor diye şikayetçi oluyoruz. Sizin o sanal alemde hukuk yok. Ben bunun üzerine yüksek lisans yaptım. Evet. Yani adaletin olmadığı yerde, ulaşamadığın yerde, kim olduğunu bilemediğin yerde. Çünkü yurt dışından IP numaralarıyla falan gerçekten buradaki savcıların da hakimlerin de elini ayağını bağlayan uygulamalar var. Yani hukukun olmadığı yerde insan kendi bilgilerini böyle paylaşır mı? Yapmayın. Yapmayın yani. Yani buna bence göz önündeki insanların da topluma bu şekilde örnek olması lazım. Yani burada paylaşırsa herkes, bir de ne münasebet ya. Herkesin çocuğu var. Ben niye senin çocuğunla evet, fotoğraflarını göreyim ya? Ne münasebet yani? Niye sen çocuğunla fotoğraf paylaşırsın? Bu nasıl bir zihniyet? Hani hiçbir şeyden olmuyorsa eskiden bir hadi nazardan korkardık falan. O da yok yani. Ne gerek var? Yani sen niye çocuğunu öyle gösteriyorsun? Olanı var, olmayanı artık bari böyle söyleyeyim de ne diyeyim? Çünkü öteki türlüsünü anlatamadım ben yıllardır yani. Hani bazı insanlar var, çocuğunun ayağına ayakkabı alamıyor. Sen boyuna çocuğunun fotoğrafını paylaşıyorsun. Allah Allah, bana çok enteresan geliyor. Ben bu işi anlayamadım yani. Bu da Fatih Poyraz diye biri sosyal medyada paylaşmış. Siz tanıyor musunuz ikisini de? İhsan Çapar. O seninki? Tanımıyorum. Bu da Suriyeli biriymiş. Evet, tanımıyorum. Fatih Poyraz paylaşmış. Demiş ki dikkat, dolandırıcı şebekesi, hayvan işi, sahte para, sahte altın, sahte emlakçılık, sahte dolar, kadın satma, ne ararsanız ver. Adı Hacı Yavuz, gerçek ismi İhsan. Lütfen bunu herkes paylaşsın, kimse mağdur olmasın. Yanında da Suriyeli bir bilmem ne, paylaş paylaş destek ol diye. Demek ki siz de herhalde dolandırılmışsınız. Fatih Bey arayın, bekliyorum. Bir hanımefendi bağlanmak istemiş. İhsan bana kendini Yavuz olarak tanıttı ve beni başkalarına satmaya kalkıştı diyor. İşte bak bu beyefendi de öyle söylüyor. Yavuz diyor, sahte adı Hacı Yavuz. Bir de yani bu hacılığı, hocalığı her şeyin içine katmak ne demek ya? Bak bunları Allah çarpacak yani. Korkacaksanız bundan korkun. Böyle yalan yere hacılık, hocalık İnşallah falan çarpın. Ne demek yani? Din inancını. Bu şekilde kötüye kullanmak gerçekten son derece yanlış. Kötüye kullanan problem insanlar var. Evet. Hanımefendi günaydın.
Günaydın. Hoş geldiniz yanımıza. Buyurun efendim. Hoş bulduk Müge abla. Benim de aynı şey başıma geldi. Ben de maalesef internet üzerinden bu insanla... Tanıştık. İnternet üzerinden bu insanla tanıştık. Heh, çok iyi yaptın. 3-4 ay sonra görüştük. Sonra biz bununla böyle 6-7 ay telefonda konuştuk. Sonra görüntülü konuşmaya başladık. Bu öyle bir güven veriyor ki karşısındaki insana, hani inanamıyorsunuz bu tarz şeylerin ondan çıkacağına. Ve şok olduk biz. Neyse, bu isteyeceğini söyledi. Nişan onun dedi. Bir süre birbirimizi tanıyalım dedi. Ben de tamam dedim. Evet. Bu sahte aile düzenledi. Sahte ailesi böyle 15-20 kişi, böyle tam bir aşiret derler ya. Hı. O şekilde geldiler, beni istediler. Neyse ki çok şükür Allah, ben dolandırılan olmadım da. Bunlar geldiler, istediler. Benim ailem o anda bunlarda bir şey olduğunu hissettiler. Ben de anneme dedim ki, anne dedim, bir süreç var. O süreçte bunları tanıyalım. Zaten yani hemen nikah masasına oturacak değilim bununla. Aradan 3-4 ay geçti tekrardan. Bu insan hani böyle şüpheli hareketleri, tavırları falan, tabii bize gidip geliyorlar o arada. O yanındaşı denen kişi, yani hoca diye tanıttıkları sahte hoca. Ondan sonra işte onunla birlikte gelip gidiyorlar. Eşinin öldüğünü söylemişti. Bir tane oğlunun olduğunu söylemişti. Sanırım benim ailem bunu araştırmaya kalktı. Adile'yi de yakın girerseniz, Adile de çünkü evet hep onaylıyor hanımefendinin, benzer şeyler söylemiş. Evet. Evet. Sonra benim ailem araştırmaya kalktı, dayılarım falan. Mardin'e kadar gittiler. Yavuz Yalçın adında hiç kimse yokmuş orada. Normalde Yavuzlar varmış, bir de Yalçınlar. Yani bunlar büyük aileler, Yalçınlar, Yavuzlar diye. Biz tekrardan araştırdık tekrardan. İçlerinden biri yanında getirdiği bir insan bizi farklı bir isimle aradı. Ondan uzak durmamı gerektiğini, bizim iyi insanlar olduğumuzu, zarar görmemizi istemediğimizi söylediler. Sebebini sordum tabii ki haklı olarak. Dedi ki de yani dolandırıcılık, affedersiniz, kadın pazarlama, her şey var. Sakın uzak durun. Aklınız varsa uzak durun dediler. Biz tekrardan araştırdık. Gerçekten de dedikleri gibi her şey. Aranan her şey o adamda var. Demek ki Mardin'de yani böyle Yalçın soyadlı büyük bir aile var. Evet. O yüzden o da soyadını öyle kullanıyor. Bak bir aynen, de herkesi de yani mağdur ediyorlar bu şekilde. Aynen Müge abla. İki aile varmış. Yalçınlar, Yavuzlar varmış. O şekilde kullanıyor. 4 tane çocuğu var. Kendisinin de kızı var. Nasıl bir başkasının namusuna, karısına nasıl böyle yapabiliyor onu anlamıyorum. Çok beni başkalarına satmaya kalktı ne demek? Yani beni başkalarına göstermiş zaten. Bizi arayıp söyleyen insanlar söyledi bunu. Hani benimle evlilik amaçlı sahte nikah düzenleyecekmiş ki böyle bir şeyin imkansızdı, her şeyi biliyoruz. Düzenleyecekmiş. Mardin'e götürecekmiş. Orada da 15 bin lira bir başka adama satacakmış. Kendi öz eşini diye tanıtıyor. Karısını yine. Ha, sonradan evet. Da bu evlilik vaadiyle dolandırılma işine dönüşüyor yani. Aynen Müge. Beni dolandıramadı çünkü bizim maddi durumumuzun olmadığını gördü. Başka şekilde kullanacaktı. Bir de hanımefendiyi başkalarına... İşte gösteriyor. Evet. Yani kadın ticareti, affedersiniz, başka bir şey değil yani. Vallahi yani her türlü dolandırıcılık var. Hanımefendiyi o alet sokuyor bakın. Geçmiş olsun hanımefendi yani. Teşekkür ederim hocam. Hakikaten geçmiş olsun. Bir kere de düştün mü bu tuzakların içine, bir daha da çıkamıyorsun artık, işte. Nefes alırken bile dikkat ediyorum Müge abla. Yani mümkün değil artık. Vallahi hayatım, nefes alırken de dikkat edeceksiniz. Bakın işte salgın hastalıklar var, bilmem ne var, şu var, bu var ama yani... Ya bu kadar evet. Güvensiz ortamlarda insan çocukluk arkadaşına güvenemiyor. Yani halasının kızı, teyzesinin oğluyla evlenenler var. Yani onların durumlarını bile görüyoruz. Tanımadığın, etmediğin sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani bakın normal insanlar tutup da böyle internetten sağ solu aramaz arkadaşlar. Yani bu koca adam yani. Başlıyor. Sosyal medyayla tanışmakla başlıyor genellikle. Şimdi böyle söylüyorum ya, şimdi hemen böyle 3-5 tane yazıyor. Biz de sosyal medyadan evlendik, çok mutluyuz. Hayatım siz evlenmişsiniz, mutlu olmuşsunuz. 100 milyonluk ülkede 3 kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin, 20 kişinin, 50 kişinin mutluluğu bir şey değiştirmez. Biz 100 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz yani. 50 kişi evlenmiş, 50 kişiyle 100 kişi mutlu olmuş. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Evet. Ama siz nasıl tanıştınız yani bir arkadaşınızın? Şimdi bir arkadaş grubun olur, onun da arkadaş grubu olur. Hani bildiğin, görücü usulü de bu değil midir aslında? Eskiden tabii. Anneler babalar yapardı. Bir arkadaşınla arkadaşlar anlarım. Ama şimdi hiç tanımadığın birisi karşına çıkmış.
Vallahi büyük risk. İsteyen yapsın, başına gelsin, ben ne yapayım, benden söylemesin. Şimdi söylemesem vallahi içim rahat etmiyor. Söylesem faydası yok. Ama bir gün, yani bir 10 sene, 20 sene sonra diyecektiniz ki bir kadın vardı, söylüyordu. Biz işte gülüp geçiyorduk ya da inanıyorduk, inanmıyorduk. Sen de kullan diyorduk falan. Yani siz bilirsiniz yani, ben ne yapabilirim? Medya sonucu %95 dolandırıcılık. İşte İstismar çeşitli çeteye yani alet edilecek, yem olacak durumlara giriyor. %95 böyle. %5 iyi çıkıyor, o ayrı konu. Ama onu da bu %5 iyi çıkıyor. %5 de bana mı denk geleceğini düşünmek lazım. Yani dahilim diye ümitlenmemek lazım. Ayağını bastığın yerin sağlam olduğunu görmen lazım. Öyle kalkıp da tanıştık, geldik, 3 ay beraber olduk. Zaten eğer tanıştığın erkek daha seninle tanıştıktan sonra senden kalkıp menfaatlenmek istiyorsa, senden kalkıp bir takım maddi olanaklar peşinde olduğunu hissettiriyorsa, sen zaten bir hanımefendi olarak notunu vermen lazım ya. Yani ona demen lazım ki, ya beyefendi, senin bana yardım etmen lazım. Ben hanımım, sen erkeksin. Sen nasıl benden bu parayı istersin? Sen bugün benden parayı istiyorsan, yarın benimle evlensen ne yapacaksın? Nasıl geçindireceksin beni? Bunu düşünmesi lazım bir hanımın ya. Çok açık bir şey yani. Yani daha tanıştığı gün o kadından faydalanmaya kalkan bir erkekten... Senin iki tane kadın şey gelmemişti yani. Yani ne hayır gelir kardeşim. Yani hep diyorum ya, hissimizi mantığımızın önünde götürdüğümüz zaman bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama burada aşk da değil tabii. Bütün aile korkutuluyor yani. Mantık hislerimizin önünde giderse, mantığımız hakim olursa her şeye, birçok beladan, birçok tehlikeden kurtulma imkanı bakın var. Bakın, bir beyefendi mesaj atmış. İsmini vermeyin demiş. Bunlar bizim orada meşhurlar. Önceden taktikleri çok başkaydı. Şimdi anladığım kadarıyla yeni yöntem bulmuşlar. Herkesi dolandırdılar. Özellikle de köye çağırırlardı insanları. Gelince döverek, silahla falan ellerinden paralarını alıp gönderirlerdi. Buyur işte. Tabii yeni başlayacak halde. Olacak bu. Aytekin Yaşar da beni bak şimdi 350-400 bin lira diyor Adile. Aytekin Yaşar da diyor ki beni 120 bin lira dolandırdı. Aytekin Bey günaydın efendim. Günaydın. Kolay gelsin Müge Hanım. Sağ olun efendim. İhsan Bey mi dolandırdı sizi de? Efendim bu İhsan Bey bu Savur bölgesinde yaklaşık 500 bin lira kişinin hayvanını aldı. Sonradan vereceğim vaadiyle hiç kimseye para vermeden kaçtı gitti. Nereden aldı hayvanları dediniz? Milletten aldı. Buradaki insanlardan. Nerede yaşıyorsunuz siz? Savur'da. Nerede? Mardin Savur. Mardin Savur'da. Mardin Savur. İçerisinde. Kaç kişinin hayvanını aldı? Benim babamın ve kardeşimin 130 keçi, 80 koyunu aldı. 3 ay vadeli aldı tabii. Ondan sonra diğer arkadaşlarım da artık yani yaklaşık 500 bin lira değerinde hayvan aldı gitti o zaman. 5 yıl önce, 5 yıl önce. 5 yıl önce 500 bin liradan bahsediyorsunuz. Evet. Bunlardan da 150 koyun istemişler. Evet. Bir de ismini Hacı Mustafa olarak tanıtıyordu. İş sona gelince biz araştırdık, gittik Kızıltepe'ye, oraya onların evine gittik, baktık ismi İhsan Çapan'dı. Evet, aynı kişiden evet bahsediyorsunuz işte. Evet. Yani zaten ben gördüm, ben de onun için aradım sizi. Yani ne oldu? Paranızı da geri alamadınız değil mi? Alamadık yani, artık iş şeye geldi. İş çok... yani artık adam her şeye yalan atıyordu. Her şeyi inkar ediyordu. Tabii yani kötüye varacak iş. Bu arada yanımda onunla gelip burada evini yani Savur'a, Kızıltepe'den Savur'a getirip burada evini bir ortam kurdu yaklaşık 3 ay. Bu ortamda yaklaşık diğer adamı da... bir sürü para dolandıran kişi de yanımda. Ona da vereyim telefonu. Verin lütfen. Verin. Çok evet geçmiş olsun. Buyurun efendim. Alo. Alo, günaydın. Buyurun efendim. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de hayırlı sabahlar. Kusura bakmayın. Sizi rahatsız ediyoruz. Estağfurullah. Ben Fatih'li Mardin Şavur'da oturuyorum. Evet. Bu adam Hacı Mustafa dediğimiz adını yanlış söylemişti, gelmişti, bende kalıyordu. Beni dolandırdı, evimi ipotek millet yaptı, taposunu aldılar beni onun yüzünden. Ben onun kefili oluyordum.
240 milyar beni dolandırdı. O 5 aylık, 6 aylık o gitti, o gitti. Sonra bir 3-4 defa gittik. Heşeri karakoruna gidiyorduk, getirmiyorlardı. Kardeşim biz bu adama davacıyız, getirin, göreceğiz. Adamı götürmüyorlardı. Herkes parmağını sokmuştu. O bize takmıyordu. Gidiyorduk orada. Gidemedik. Sonra gitti, şikayet etti karakorda, dedi kardeşimin oğlusunu kaçıracaklar. Bizi karakora çağırdılar. Gittik Heşeri, Kızıltepe Heşeri karakoruna ifademizi verdik. Benle çocuklarım. Kardeşim, karakor komutanına söyledik. Ya siz telefon açtınız, biz sahurda kalktık, buraya kadar geldik. Bu adam sizden 5-20 kilometre yok uzaklığı. Niye paramız var, onu bizi dolandırdı. Niye getirmiyorsunuz? Gidin savcılıkta dava açın. Karar, hakkında karar çıkarsın, tutuklama gideceğiz. Yani yedirirdi, bize söylüyordu. Bütün karakollar benim... Yani öyle söyleyebilir. Az önce de konuştuğumuzu dinlediyseniz zaten beyefendi hangi ülkede yaşadığının bile farkında değil yani. Burada iki evlilik yok mu diye benimle iddialaşmaya çalışıyor. Hiç öyle şey olur mu? Karakollar onun emrinde olur mu? O öyle söylüyor. Sizi bize korkutmak için, sizi yıldırmak için öyle söylüyor. Hiç öyle şey olur mu? Bu devletin savcısı, jandarması, polisi tutup da bu milletin hayvanlarını alıp da geri vermeyen adama esir mi olacak? Öyle şeyler düşünmeyin ne olur. Hiç öyle şey olur mu? Bak ben hep size söylüyorum, tek başına münferit olaylarda dolandırılan kişilerin çok bir şey elde etmeleri mümkün değil. Çünkü bunlar münferit olaylar ve bu dolandırıcılar nasıl yırtacaklarını bildikleri için. Tabii. Bak ne diyor? Kuyumcuya gittin, kuyumcuda kamera var mı? O kuyumcuyu bile seçmiştir. Kamerası var mı yok mu, gitmiştir, bakmıştır, etmiştir. O onları bilerek zaten davranıyor. Ama bir araya gelmeniz, geçenki evlilik vaadiyle dolandırılanlarda olduğu gibi, bu kişilerin tutuklanmasına neden oluyor. O yüzden bir araya gelmelisiniz. Yani bütün bu arayanlar bir araya gelirsiniz, bir araya gelip beraberce dava açarsınız. Sen ifadelerini de korktuğun için böyle söylemek zorunda kaldığını söylersin. Zaten senin gibi altın vaadiyle de dolandırılanlar var. Yani siz de beyefendi 240 bin lira dolandırıldınız. 120 bin lira da yanındaki 260, 360. 5 sene evvel. O zaman dolar 2 lira olsa 180 bin dolar. Acayip paralardan söz ediyoruz. Şimdi 180 bini çarp 5'le. Biraz önceki de 500 bin lira dedi. Çarp 5'le. 5 sene öncenin 500 bini. İşte bu aynısından bahsediyorum. Ha, bu ailenin çarpıldığı 300 milyar lira. Çok yani büyük paralardan ya. Söz ediyoruz. Ve vatandaşı bir de dini yönden de istismar ediyor. Hacı olarak kendini tanıtıyor. Bizim vatandaşlar dine karşı özellikle hac tavafını yapan insanlara karşı ayrı bir itimat gösteriyorlar. Ancak hacca gitmiş, yani kimsenin hakkına el uzatmaz, itimat edilir bir insan aynen. diye. O kisveyi, o ismi kullanıyor bu namert insanlar. Hacı olarak tanıtıp vatandaşın dini canım, duygularını... Canım hacca gittiydi anında mı yazıyor ediyor. Yani? Gitti mi gitmedi mi yani? Ya gitmemiştir. Hac onu çarpsın inşallah. Hacda ne işi var? O hac ismini kullanıyor. Ya her kimliği kullanıyor. Din adamı kimliğini kim kullanıyor. Evet, polisi kullanıyor. Ama özellikle bizim yani bu doğudan, güneydoğuda vatandaşların haca giden insanlara karşı olan ilgisi, itimadı, yakınlığı başka. Ya bir tek doğuda, güneydoğuda değil ki hepimiz için. Herkes kıvarına orada biraz daha fazla. Yani çünkü orada daha çok az tahsil yapmış, daha çok dini durumlarına daha çok sahip yahut da bilgili yahut da bilgisiz. Daha, yani nasıl kabul edersin? Oradaki vatandaşın hacca giden insanlara karşı itimadı büyük bir aşama içerisinde. Evet, bizi yine Mardin'den. Bunu istismar ediyorlar. Evet, bizi yine Mardin'den arıyor bir izleyicimiz. Murat Yavuz. Murat Bey günaydın. Hadi Murat Bey. Murat Bey günaydın efendim. Günaydın Müge Hanım. Siz kimsiniz? Bana Murat Bey dediler ama. Alo. La ilahe illallah ya. Alo. Ben Murat Bey'in eşiyim. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Ya benim bir yıl önce kayınpederim
Kızıltepe'ye gitti. Evet. Bu Hacı Yavuz diye adamla tanıştı. Evet. Bir tane kadın buldular. Ha. Kadını getirdi köye. Evet. Beş tane burma bilezik aldılar ona. Hadi buyur. Ha. Bir de yüzük aldılar. Hadi buyur. Küpe aldılar, cep telefonu aldı. Köye getirdi. Ondan sonra dedi ki bu köyde define var dediler. Ya. Bize dediler. He, sonra? 10 tane bidon akşam oldu, gece oldu. Dedi ki kadına söylediler ki bugün buraya geleceğiz. Bidonun ağzını kestiler. Ondan sonra boş kabağı üstüne koydular. 2-3 tane sahte mi altın mı bilmiyorum. Üstüne koydular. Dedi ki bu bidonlar dolacak, altın olacak dedi. biz de ondan sonra içeriden çıktılar, kapıyı kilitlediler. Dedi ki bu kapıyı açmayın. Ha, açarsan ne oluyormuş? Açarsan çarpılırsınız dediler bize. Hı. Aynısı işte. Biz de çok korktuk. Eşime dedim ki bunlar yani kadından da korkmaya başladık. Dedi ki bu kadın bizi öldürebilir yani. Sonra? Ondan sonra biz bu adamı aradık. Dedi ki bu kapıyı açacağız. Size inanmıyoruz. Ben kapıyı açıyorum dedim. Ha. Eşime söyledim. Dedim ki o bidonları da atacağım dedim. Hala o bidonlar bizim evdeler. Hala duruyor bidonlar sizin evde. Evet, adamı aradım dedim ki gelin bidonlarınızı, eşyalarınızı alın. Yani çok korktuk onlardan. Peki gelin ne oldu? Gelin bir iki gün kaldı, gelini de aldılar, kaçtılar gittiler. Bilezikler? Altın. O kadını da alıp götürdüler. Bilezikler ne oldu? Bilezikler de kadın götürdü. Evet. O bir başka. Altınları da aldı gitti. 5 tane burma bilezik. Şimdi nereden baksan olmuş onlar 9.000 lira. Tabii. Evet. Yani vallahi geçmiş olsun. Sonra ne oldu, siz şikayetçi oldunuz mu? Evet, kayınpederim basık parası olarak da 10.000 lira para verdiler. Oh. Evet. Hanımefendi, siz anlattıkça çıkıyor paralar ha. Vallahi öyle yani, ne bileyim. Sonra? Biz de şikayetçi oldunuz mu? Evet, kayınpederim şikayetçi oldu, dilekçe verdi ama bu adam bize dedi ki benim adım Hacı Yavuz dedi. Ha. Ne dedi? Hacı Yavuz. Ama siz tabii Hacı Yavuz diye birini bulamadınız. Yok, bulamadık. Köyüne gittik, Boğazlı köyde. Benim kayınpederim dedi öyle. Evet, çünkü adı İhsan. Evet, çünkü kimlikteki ismi İhsan yani. Gerçek hüviyetini, gerçek adresini bilmeden şikayet edemezsin. Etsen de yetkilileri bir şey yapamaz. Vallahi çok geçmiş olsa, şimdi o kadar çok arayan var ki ve yani yine geldin, bir şeyi gerçekten gün yüzüne çıkarttınız Adile ve Mehmet Bey. Şimdi o kadar çok bize arayan oldu, var başkasına ki olmasın yani. Evet ya. Olduğu kadar olmuş. Ama bugün de şu anda da birine oluyordu. Evet. Yani adam dünyalığını bitirmiş. Götürmüş. Götürebildiği kadar götürmüş. Ama haldan gelen huya gider diye bir laf var. 5 kuruşta paraları olmuyor ya. Çok evet, enteresan. Yani bunların da boğazından inmez, inmiyor. Evet, olmuyor. 5 kuruşsuzlar yani. Müge abla, huya gidecek bu paraları kumar masasında kaybedecek. Yapıyor galiba. Eniştesinin üzerine yapıyor. Bütün şimdi yatırımlarını falan eniştesinin üzerine yapıyor. Şimdi çok iyi oldu geldin söyledin. Tabii böyle çeşit çeşit dolandırıcılıklar var. Bir çünkü kız kardeşi evli, 2 tane çocuğu var, resmi nikahı yok. Alanya'da oturuyor kız kardeşi. Onları da araştırdık. Ahmet Kartal diye bir isim çıkıyor. Eniştesidir o. Bilmiyoruz tabii, şimdi söylemeyelim bilmediğimiz isimleri. Yani bir kere şu bidonlar nasıl altın gözüküyor. Yani bunu mutlaka şimdi yarın size göstermek isterim. Evet. Birincisi o. İkincisi yani gösterelim ki insanlar inanmasın, ama hatırlarsanız yani eve girip yumurtanın içinden bir şey çıkartıyorlardı. Bir illüzyonist arkadaşımız geldi. Bunun nasıl yapıldığını bize gösterdi. Hatta ben de yaptım, hani ben bile yapabiliyorum dedim. Dolandırılan hanımefendi dedi, aa dedi Müge Hanım sen de yapıyormuşsun dedi. Ya ben yapmıyorum diyorum, bak bu bir oyun diyorum. Bu bir göze aldanması. Evet, bu bir göze aldanması, ama hala ben de yumurtanın içinden bir şey çıkarmış gibi oluyordum. Yani ben de aslında göstermek istiyorum ki bunların hepsinin olabilirliği ortaya çıksın. Yok sen burayı açarsan çarpılır. Yok buradan altın çıkar. Arkadaşlar lütfen bilimin ışığından uzaklaşmayalım. Bilim her şeyin ötesindedir. İlim, bilim, irfan. Evet. Yani
bunları, bu aklı, bu akıl demek yani. Dini bilim de bilmek gerekiyor Müge Hanım. Bilim demek, ilim demek, irfan demek, buna akıl demek yani. Evet. Aklı kurtarmak, aklınızı özgürleştirmek. Siz eğer aklınızı özgürleştirirseniz ve çok rica ediyorum, herkes dindar olduğundan bahsediyor. Başımla beraber ben bunun şeyini, ölçütünü ben çizemem elbette. Rabbim bilir ama... Yani okumanız gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i. Okuyun yani, lütfen, Türkçesi var. O yüzden o Türkçe'ye çevrildi. Okuyun. Okuyun bakalım ne anlatıyor. Yani onun ne anlattığını gördüğünüz zaman zaten diğerlerinin anlatımları size çok komik gelecek. Nerede yazıyor diyeceksiniz yani, getireceksiniz. Hani nerede yazıyor bu senin anlattığın diyeceksiniz. Yani ilim dediğim şey o. İlim okumak işte. Okuyalım ve kandırılmayalım. İnanın şimdi bir liste çıkartayım ben şimdi. Yarın yine bir harita çıkartayım. Milyonlarca liradan bahsedeceğiz yani. Hiç konuşulanlar az buz değil. Evet. Servet. Bir de Adile kendi şeyine mi yansın? Bir de sen de bir nişan yaptın. Evet. Onun da üzüntüsünü yaşamışsındır. Sevmiş miydin? Hayır. Sevgi de diyelim, mantık evliliği mi yapacaktın? Mantık evliliği yapacaktım zaten. Sen daha 25 yaşındasın, ne mantık evliliği? Git birine aşık olsana. Ya zaten bu işin içine girdiğim zaman çıkamıyordum bir türlü. Ha, babama da söyledim. Ya ben bu insanla nasıl nişanlanacağım falan. Bu işler artık karıştı diyene nişan takmak zorunda kaldım.